3, 2, 1. Değerli arkadaşlar, tekrar merhabalar. Kitabımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Burada kalmıştım arkadaşlar, Noda kalmıştım. Evet. Hatırlayacağınız gibi kitabımız mesela Stage 3. Stage 3 ağır bir kitap. Sözlükte çalışılması gereken bir kitap. Ama bu kelimelere çalıştığınız zaman göreceksiniz bir sonraki kitapta bu kelimelerin aynısı çıkacak. Ve ezberlemeye başlayacaksınız kelimeleri yavaş yavaş. Burada önemli olan nokta dediğim gibi anlamlandırma. Türkçe anlamlandırma. Bakın Türkçe çevirme değil. Türkçe anlamlandırma. En önemli nokta burası. Burada bir fark var. Çevirme ayrı bir şey arkadaşlar. Yani çevirme dediğimiz zaman mesela işte birebir mutomut çevirme derler ya mesela kelimesi kelimesine. Evet biz çevirmiyoruz. Biz anlamlandırıyoruz. Evet. Yani önemli olan da o zaten mesela. Yani şimdi iki dil farklıdır. Mesela Türkçe ile İngilizce farklıdır arkadaşlar. Yapı dizilişi farklıdır. Yani gramer olarak çok farklıdır. Biz ne yapıyoruz? Bir dilde meydana gelen bir anlamı kendi dilimizde mesela bu anlamı nasıl ortaya koyarız onu çalışıyoruz. Evet devam edelim arkadaşlar. Fazla konuşmayalım. No Watson, hayır Watson. I shall study this case with the idea that what the young man says is true. Yani diyor ki hayır Watson. Ben bu olayı öyle çalışacağım ki sanki bu genç adamın söyledikleri doğruymuş gibi. Evet. What the young man says is true. Evet. Bir dedim bak diyor burada I shall, shall. Shall arkadaşlar çok böyle mesela yakın geçmişten bahseder. Mesela shall, will, ondan sonra going to kalıbı var mesela. Bunlar nedir? Gelecek zaman bildirir. Ama mesela burada adam mesela konuşma dilinde İngilizce shall tercih eder. I shall go, I shall study. Hemen mesela kısa bir zaman içerisinde yapacakları şeyleri. I shall study this case with the idea that what the young man says is true. Bakın burada da mesela bir what bağlacı var. Mesela which'i gördük, where'i gördük. Evet. What the young man says is true. Yani bu adamın her ne söylediği evet doğru olarak kabul ediyorum ve o şekilde olayı çalışacağım. Evet. Adamın söylediklerini doğru olarak kabul ederek bu olayı çalışacağım. Çeviri bu arkadaşlar. Evet. Yani yorumlama bu. We shall see. Göreceğiz. Where that path takes us. Yani bu bizi nereye götürecek? Bakacağız diyor. And now I shall not speak another word about the case until we go to Rose. Ve Rose'a ulaşmayana kadar bakın. Rose'a ulaşmayana kadar bu olay hakkında tek bir kelime bile yapmayacağım. Evet, tek bir kelime bile söylemeyeceğim. We shall have lunch at Swindon. Evet, Swindon'da öğle yemeğimizi alacağız. And what will be in 20 minutes? Ve bu that will be in 20 minutes. Yani 20 dakika içerisinde Swindon'da öğle yemeğimizi alacağız. Yani öğle yemeğimizi yiyeceğiz arkadaşlar. Then Holmes took a book from his pocket and sat silent reading. Ve sonrasında Holmes cebinden bir kitap çıkardı ve sessiz bir şekilde okumaya başladı. Bunu kim söylüyor? Bunu Watson söylüyor arkadaşlar. It was nearly 4 o'clock when we arrived at last at the pretty little town of Ross. Yani bu güzel şirin kasabaya yani vardığımızda diyor, en sonunda diyor, vardığımızda diyor, saat hemen hemen 4'tü arkadaşlar. It was nearly 4 o'clock. Evet. A thin man with an ugly face. Evet. Yani ince ve çirkin suratlı bir adam was waiting for us on the platform. Platformda bizi ince ve çirkin suratlı bir adam bekliyordu. I knew immediately that this was Lestrade. Ve bunu diyor hemen Lestrade olduğunu anladım. I knew immediately that this was Lestrade of Scotland Yard. Scotland Yard arkadaşlar burada İngiltere'nin mesela gizli servis örgütü. Evet Scotland Yard'dan. We drove with him to an hotel. Onunla birlikte mesela o otele doğru diyor bir arabayla hareket ettik. Where we took rooms, yani odalarımızı aldığımız otele doğru bir arabayla onunla birlikte hareket ettik. Evet. I have asked for a carriage. Yani ben bir araba ısmarladım. Said Lestrade. Lestrade dedi ki ben bir araba ısmarladım. As we start drinking a cup of tea. Yani oturup mesela bir bardak çay içtiğimiz sırada Lestrade dedi ki ben bir araba ayarladım. İyi. I know. Biliyorum Mr. Holmes. I know Mr. Holmes that you will not rest until you have visited the place of the murder. Biliyorum Mr. Holmes. Yani siz cinayet mahallini görmeden hiç rahat etmeyeceksiniz. O nedenle bu arabayı ayarlamış arkadaşlar. A carriage. Bir araba mı? Evet. That was kind of you. Gerçekten diyor sizin inceliğiniz. Teşekkür ederiz. Holmes cevap verdi. But because of the weather I shall not need one. Fakat havadan dolayı diyor yani gitmeyelim. Because of the weather I shall not need one. Yani diyor, ona diyor hemen diyor ihtiyacımız yok. Lestrade looked surprised. Lestrade buna mesela şaşırmış bir şekilde baktı. I don't quite understand. I don't quite understand. Yani burada arkadaşlar bir vurgu da var dikkat ederseniz. Yani diyor, anlamadım. Evet. Burada daha cevap veriyor mesela. There's no wind and not a cloud in the sky.
Yani rüzgar yok. Gökyüzünde bulut yok. I have a pack of cigarettes. Cebimde de bir paket sigaram var. Smoke and chairs in this hotel are unusual comfortable. Yani diyor, burada oturup mesela sigara içmek diyor benim için diyor, olağan derecede güzel. I don't think that I shall need the carriage tonight. Yani zannedersem bu akşam mesela bu arabaya ihtiyacımız olmayacak. Yani gitmeyeceğiz. Lester gave a laugh. Lester mesela güldü. I am sure that you have decided how this case will end from your study of the newspaper. Zannedersiniz siz bu olayı diyor okuduğunuz gazetelerden çözdünüz diyor. Evet. It is all quite clear and it becomes clearer with every new facts. Gerçekten de diyor gazetelerde diyor görüyorsunuz olay çok basit ve daha da basitleşiyor. Yani yani becomes clear with every new facts. Yani ortaya çıkan gerçekler de daha da basitleşiyor. Still, arada bir sessizlik oluyor arkadaşlar burada. One. Evet, bakalım diğer sayfada hikaye nasıl devam ediyor. One. Evet, sayfa kaça geçiyoruz? Sayfa 12'ye geçiyoruz. Hemen tıkladık. Bakın burada bir resim var. Resme dikkatli bakıyoruz. Mr. Holmes. Ondan sonra burada ne var? Burada Watson var. Burada Lestrade var. Burada da bir bayan var. Bu bayanı daha bulamadık. Şimdi çıkacak bakalım. A young woman hurried into the room. Diyor, odaya hızlı bir şekilde bir bayan girdi. I have driven here to tell you, miss. Tell you this. I know that James didn't do it. Didn't do it. Diyor, odaya aniden bir bayan girdi. Bayan dedi ki, yani buraya James'in bunu yapmadığını söylemek için geldim dedi. Evet. Hikayeye devam edelim. Yani dikkat ederseniz bir önceki sayfada one diye bir kelime de kalmıştık. One has to please a young woman and this knows that she wants. Şimdi biz buraya gelmeden bu neredeydi onu bir görelim. Şimdi mesela bayanı evet bir önceki sayfamız neredeydi? Arkadaşlar kusura bakmayın. Böyle bir gidelim ki görelim mesela. Evet, nerede kaldı? Bakın. Sessizlik var. One. Sayfa 11. Sayfa kaça geçtim? 12'ye geçtim. 12 nerede? 12 burada. Burada resmi gördük. Altındaki yazıyı okuduk. Şimdi burayı okumamız lazım. Biraz bile büyütüyorum arkadaşlar. Şöyle mesela 200 falan yapalım. One has to please a young woman. And this one knows that she wants. Birisi diyor bu kadını diyor. Evet, memnun etmeli. Yani ona hoş geldin diyerek memnun etmeli. This one knows what she wants. Çünkü bu kadının ne istediğini biliyor. This one knows what she wants. Yani kadın ne istediğini biliyor ya da burada mesela birisi o kadının ne istediğini biliyor gibi arkadaşlar. Ben öyle anladım. Neyse, devam ederken göreceğiz. She has heard of you. And she decided to ask you to come. Yani senin diyor geldiğini diyor duydu. Ondan sonra sana sormak istedi. I told her again and again that there is nothing that you can do which I have not already done but. Yani ben ona devamlı söyledim. Her defasında söyledim. Dedim ki bak yani burada bir şey yapabilecek olan biri varsa o da benim. Yani ben yapmadığım sürece hiçbir şey yoktur. Yani bu olay hakkında hiçbir şey olmaz. Bak diyor I told her again and again. Ona tekrar ve tekrar söyledim. There is nothing that you can do. Yani which I have not already. Which I haven't already done. Bakın burada arkadaşlar bir yan cümlecik var. Buradan başlıyoruz çevirmeye. Yani diyor benim diyor yapmadığım bir şey I have not already done. Yani daha yeni yapmadığım bir şey varsa diyor ki hepsini yapmışım tamam mı? Burada diyor ona da söyledim diyor. There is nothing that you can do. Yani yapabileceğiniz bir şey yok. Evet. Fakat look here's her carriage at the door. Görüyorsunuz işte tekrar arabası geldi kapıya dayandı. Evet. Yani burada mesela kızı anlatmaya çalışmış bu Lestrade. Demiş ki işte bak yani biz olayla ilgileniyoruz. Her şeyi yapıyoruz. Yani bunun dışında mesela bizim dışımızda diyor kimse bir şey yapamaz. Tamam mı? Ama kadın dinlemiyor. Geliyor mesela Holmes'tan da konuşmak istiyor. İşte mesela ne diyor? Bak look here's the carriage at the door. Yani tekrar diyor arabası geldi. As he was speaking a young woman hurried into the room. O diyor Lestrade konuşurken diyor aniden diyor içeriye genç bir bayan geldi. She was one of the prettiest girls that I have ever seen in my life. Diyor hayatımda gördüğüm diyor, en güzel kızlardan bir tanesi diyor. Her eyes were shining, gözleri parlıyor. Her lips is open, dudakları açık. Ready to speak, yani konuşmaya hazır. And her face was pink with excitement. Yani yüzü de heyecandan pembeleşmiş. She looked at each of us carefully. Her ikimize de dikkatli bir şekilde baktı. Evet. And then turned to my friend. Sonra arkadaşıma döndü. Kime? Mr. Sherlock Holmes'a. Oh, Mr. Sherlock Holmes. Oh, by Sherlock Holmes, she said. She seemed to know immediately who he was. Onun hemen kim olduğunu anladı. I am so glad that you have come. Geldiğiniz için çok minnettarım.
Arkadaşlar burada kalıyoruz. Devam edeceğiz. Evet. Umarım yararlı oluyor.